Kabatepe Simülasyon Merkezi'ni ziyaret yapan ekip Gestaş iskelesinden gemiye binerek simülasyon merkezine doğru yol aldılar. Dardanel Spor futbolcuları ve yönetim ekibini karşılayan simülasyon merkezi yetkilileri merkez hakkında kısa bilgi verdi ve daha sonra simülasyon merkezinin gezimine geçildi. Rehber eşliğinde gezilen 11 simülasyon odasının ardından savaş zamanlarından kalan kalıntıların sergilendiği müze kısmına geçildi. Futbolcular ve yöneticiler burada da katılanlar ile ilgili rehberden kısa bilgiler aldılar. Fotoğraf ya da kamera kaydı alabilirsiniz. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Bu parlak sınıfta da arkadaşlarım sizlere 3 boyutlu gözlükler verecekler. Lütfen gözlüklerin camlarını bastırmayınız. Her servis için gözlükleri dezenfekte edip sizlere o şekilde veriliyor. Gözlükleri taktığınızda perde ile ilgili bir görüntü sorunu varsa görüntü arkadaşlardan yardım isteyerek gözlükleriniz hemen değiştirilecektir. Gözlüklerinizi 4. oda kullandıktan sonra görüntü personeline teslim edebilirsiniz. Daha sonra 50 kişilik asansörle -10 metrede bulunan kara savaşları ile ilgili olan simülasyon odamızı ziyaret edeceğiz. 11. oda salonunda 2 kattan oluşan sergi salonumuzu gezebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Gezinin sonunda kısa açıklamalar yapan Dardanel Spor antrenörü Tamer Tuna geziden çok memnun kaldıklarını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti. Açıkçası böyle bir ziyaret planladığı için müdürümüz Hasan Bey'e çok teşekkür ederiz. Daha önce öneri getirmiştik. Bu çocuklar böyle aktiviteler arada yapmaktayız. Bizi çok duygulandırdı. Tabii ki bununla ilgili söyleyeceklerimiz bizi de aşar. Bizim hayat boyu onur duyacağımız vatanımız için, milletimiz için çok önemli savaşlar geçirmiş ve de bu vatanın oluşmasında önemli rol oynamış askerlerimizi andık, dualar ettik. Böyle bir güzel merkezde de bulunmak bizi çok memnun etti. Bunun tadına vardık. Umarız herkes ziyaret eder ve herkes görmüştür burayı. Çünkü görülmesi gereken muhteşem bir alan olmuş. Tekrar teşekkür ederiz. Takım olarak da ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Çanakkale Gestaş Genel Müdürü Hasan Yürükçü kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti. Bugün böyle bir ziyaret planladık arkadaşlarımızla birlikte. Onların yaşadıkları toprakları daha iyi anlayabilmelerini, görebilmelerini sağlayabilmek için çok güzel geçti ziyaretimizde. İnşallah pazar günü de maçımız var. Onlar da çok başarılı olacaklar ve yolumuza devam edecek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hocam da çok yardımcı bu konularda. İnşallah bu arkadaşlarımıza daha güzel şeyler katacağız. Teşekkür ederim. Son olarak futbolcular ve yöneticiler simülasyon merkezi girişinde pankart açarak poz verdiler. Hocam, şimdi 12 çeyrek geçeyim.